Ya 4 kere DSF bayrağı var. Başka elindeki Kenan burada. Böyle bir geçelim arkadaşlar. Onu getirin. Biraz burada. Daha geri çekilsek arkadaşlar. Ona gönderin. Hocam gelsin. Biraz daha geri hocam. Onu da şu... Yaşasın bir bayız. Yaşasın bir bayız. Taksim işçiye yasaklanamaz. Taksim işçiye yasaklanamaz. Değerli basın emekçileri, sizlerin ve tüm işçi sınıfının, emekçi halkımızın 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü kutlu olsun diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bugün 2023 1 Mayıs'ı, 1 Mayıslar işçi sınıfının kapitalizme karşı, para babaları düzenine karşı isyanından, mücadelesinden doğmuştur. İşçi sınıfının talebi daha insanca bir yaşam için, 8 saatlik iş günü için, insanca yaşayabilecek bir ücret ve çalışma koşulları için mücadelesinden doğmuştur. O bakımdan da 1986'dan itibaren başlayarak 137 yıl önce, o zamandan bu zamana kadar dünyanın tüm bölgelerinde işçi sınıfının mücadele günü olarak kutlanmaktadır. Mevcut her yıl 1 Mayıs'lar işçi sınıfının para babalarına karşı, kapitalizme karşı, onların güdümündeki siyasi iktidarlara karşı taleplerinin haykırıldığı gündür. 2023 1 Mayıs'ında da iki önemli şey var bizim açımızdan. Bir, 6 Şubat'ta yaşamış olduğumuz 200 bine yakın insanımızın yaşamını kaybettiği gerçeklikte, resmi verilere göre 50 bin üzerinde yaşamını kaybetti. Büyük bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık Türkiye halkı olarak, insanları olarak. Milyonlarca insanımız hala daha ayakta kalma, insanca yaşamını sürdürme mücadelesi vermektedir. Onlarla da dayanışma içerisindeyiz. Aslında yeni bir deprem felaketinin yaşanmaması için de bu depremin sorumlularından hesap sorulması lazım. Bu deprem faciasını ne unuturuz ne unuttururuz. O bakımdan 1 Mayıs 2023 bu, çünkü işçi sınıfı mücadelesi toplumun öncü bir mücadelesi. İşçi sınıfına aslında toplumsal mücadeleyi de
öncü bir sınıf işlevi görmektedir. Diğer bir önemli durum da gerçekten son yıllarda TÜİK'in kendi verilerine göre işçi sınıfının milli gelirden almış olduğu pay %38'den %25'lere düşmüştür. Bu TÜİK'in kendi rakamı. İşçi sınıfı yoksullaşmaktadır. Aslında tüm ücretler yoksullaşmaktadır. Para babaları sermaye sınıfının payı %54'lere ulaşırken daha da fazla artıyorken Türkiye'deki tüm başta işçiler ve emekçiler olmak üzere tüm ücretlerin milli gelirden almış olduğu pay azalmaktadır. Sürekli bir yoksullaşma vardır. Yine işçi sınıfının en önemli şeylerden bir tanesi sarı sendikacılığa karşı mücadeledir. İşçi sınıfının iş cinayetlerine karşı mücadelesidir. İşte geçtiğimiz günlerde Amasra'da 43 madencinin katledilmesi cinayetiyle ilgili dava görülüyor. Bir tane avukat müsveddesi şunu söyleme cesareti gösteriyor. İyi ki ölmüşler diyor. Ama orada o yargılama yapılırken ne yazık ki bir tek sendikadan yok. Aslında bunu da bizim kendi sendikamızın da bir anlamıyla öz eleştirisi. Çünkü olanı olduğu gibi görmek lazım. Yani böyle bir farklı olmaktan değil. İş cinayetlerine karşı Türkiye'de çünkü yılda günde 4-5-6 işçi kardeşimiz iş cinayetlerinde yaşamını yitiriyor. İşçilerin birliği sermayeyi yenecek. İşçilerin birliği sermayeyi yenecek. İşçilerin birliği sermayeyi yenecek. İş cinayetlerine karşı, taşeron cehennemine karşı, güvencesiz çalışmaya karşı, giderek bu yoksullaşmaya karşı mücadelenin adıdır. Aynı zamanda ülkemize yönelik emperyalist bir takım planlara karşı kendi vatanımıza Kurtuluş Savaşı'nın kazanımlarına sahip çıkma günüdür. IMF'sine, Dünya Bankası'na, onun savaş örgütü NATO'suna karşı mücadele günüdür. Çünkü tüm bu sorunlar yaşamımızın, mücadelemizin bir parçasıdır. Katil 1 Mayıs'ta. ABD Orta Doğu'dan defol! Katil ABD Orta Doğu'dan defol! Katil ABD Orta Doğu'dan defol! Bir diğer önemli konu da sözlerimi noktalamak istiyorum. Biz bugün buradayız. Taksim'e sahip çıkma iradesini gösteriyoruz. Yani mücadelenin adıdır 1 Mayıs. Dediğim gibi başta işçi sınıfının para babalarına karşı, kapitalizme karşı direnişinin ve mücadelelerinin adıdır. Yoksa bir etkinlik düşüncesiyle maltepelere 1 Mayıslar hapsedilemez. O bakımdan buradayız. O bakımdan bu iradeyi göstermek için buradayız. Bunu da göstermeye devam edeceğiz. Çünkü bizim mücadelemiz dediğim gibi işçi sınıfının insanca yaşayabileceği bir ücret ve sömürünün ortadan kaldırması bir mücadeledir. Bu düşüncelerle tüm işçi sınıfımızın, emekçilerin bir kez daha 1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele Dayanışma Günü kutlu olsun diyorum. Geçmişte nasıl direne direne Taksim işçiye açılmışsa 2004'lerden 2007'lerden başlayarak bu mücadele sonunda emek ve dayanışma bayramı olarak ücretli tatil ilan edilmesi tüm bunlar mücadeleyle oldu. Yoksa mücadele yerine teslimiyeti seçenlerin tercihleriyle olmadı bu. O bakımdan bir kez daha tüm mücadele coşkusuyla hepinizin 1 Mayıs'ını kutluyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Taksim işçiye kapatılamaz. Taksim işçiye kapatılamaz. 1 Mayıs şehitlerin ölümsüzdür. 1 Mayıs şehitleri ölümsüzdür. O kalsın arkadaşlar. Bunun şuraya doğru yanaştır. Sonrasında ve sonrasında 1 Mayıs şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuyoruz. Mecellat uyandı uykusundan kan ter içinde bir gece. Tanrım dedi, bu ne zor bilmece. Öldükçe çoğalıyor insanlar. Bense tükenmekteyim öldürdükçe. Devrim şehitleri ölümsüzdür. Devrim şehitleri ölümsüzdür. Devrim şehitleri ölümsüzdür. Değerli basın emekçileri, aslında soruyu da
olmakla beraber bir